İstek Sofrası. Binaların kapılarından yorgun, umutsuz bir yana yıkık çıkıyoruz. Dışarıda flu, karanlık bir sonbahar, kış bohçası bizi sarmalıyor. Yerlerde sararmış akasya, yaban cevizi, kiraz, bir cümle ağaçların yaprağı diyeceğim ama bu şehirde devasa İstanbul'da yıllar önce yenik düştü betona yeşil ve mavi. Çocukluğumdaki bahçeli gecekondular, bahçelerde yaz akşamlarında derin
kahkahalı, çaylı, börekli sohbetler artık anka kuşu masalları gibi çok uzaklarda. Dalından erik, dalından armut, dalından incir aşırdığımız evlerin sahipleri şimdilerde bir varmış bir yokmuş oldular. Bitişik nizam binalarda büyüyen körpe çocuklar tesadüfen kertenkele görünce timsah görmüş gibi bağırtı koparıyorlar. Bütün bu hızlı değişim ve dönüşüme rağmen oralarda bir yerlerde soğuk suları, çift kat kaymaklı yoğurdu, şeker katılmamış balıyla az da olsa bozulmamış Anadolu şehirleri bize uzaktan kaş göz ediyorlar. Bugün bu Anadolu şehirlerinden Dersim'de doğmuş büyümüş değerli bir dostumuzu konuk ediyoruz. Sevgili Musa Baki, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizi içeride, dışarıda, evinde, küçük marangoz otelisinde, terzi dükkanlarında, fabrikalarda, tersanelerde, araçlarında, belediye otobüslerinde, cep telefonlarına bağlı kulaklıkla, hasta yataklarında dinleyen tüm muhalif yüreklere mutlu günler dileyerek yayınımıza başlıyoruz. Teknik masada Yasef, Ezgi'lerin seçiminde bize yardımcı olacak. Bize SMS ulaşmak isterseniz eğer 9510 yazıp boşluk bırakacaksınız. Adınızı, soyadınızı ve mesajınızı yazıp 3969'a göndereceksiniz. Eğer tercihiniz telefon olursa 0216 330 75 90 0216 330 75 91 92 ve 93'ü arayacaksınız. Tercihiniz elektronik posta olursa ozgurradyo@ozgurradyo.com'u tıklayacaksınız. Tercihiniz Facebook olursa Mehmet Yücel Kaya sayfasından bize ulaşabilirsiniz. Evet, hemen yayına başlıyoruz. Geç kaldık yayına ama yetiştik. Dakika sıra değil mi? Nasıl evet. Oldu? Biraz zor oldu ama. Evet, 1969 yılında Dersim'in Pülüm ilçesine bağlı Pergini köyünde, şu an Türkçe ismiyle Kırklar köyünde dünyaya geldiniz. Geri kalan kısmı sizden dinleyelim. Önce bir şey söyleyeceğim. Sizi araştırırken çok araştırdık. Hatta bir ara avcılarda dövülme tehlikesiyle karşı karşıya kaldık. Beni sivil polis sandılar. Yapma. O kadar kötü durumla karşı karşıya kaldım. Evet, dinliyorum. Evet, dinliyoruz. Şimdi Dersim'de doğdum. Yani her Dersimli genç gibi işte küçük yaşta İstanbul'a taşındım. İşte müzik eğitimle çalışmalarım orada başladı. Uzun yıllar eğitim sürecinden sonra işte eğitim vermeye başladım. Daha sonra işte albüm süreci başladı. Bu Dersim'in ne bir aşısı var ki, ne bir ilacı var ki? Herkes böyle Dersim'den çıkıyor, müzik yapıyor, üretiyor. Nedir bu sihir? Acı herhalde. Acı. Başka yaşanmışlıklar yani evet. Geçmişten beri yaşanan acılar. Peki çocukluktan beri müziğe ilginiz vardı. Kırık bir bağlamayla bestelerinizi yapmaya çalıştınız, ezgilerinizi yapmaya çalıştınız. Öyle değil mi? Şimdi çocukken bağlamaya ulaşamadık. Çünkü bağlama komşularda vardı. O da kırık. Yani sadece bakıyorduk. Yok. Kırık bağlama bile yoktu. Yoktu. Evet, peki. Peki sonra serüven aklınıza geliyor. Diyorsunuz ki ben kaçmalıyım. Büyük okyanusla açılmam lazım diyorsunuz. Okyanusu geçiyorsunuz. Tabii okyanus dediğim okyanus değil, İstanbul. 12 yaşında tek başınıza İstanbul'a geliyorsunuz. Ya işte için biraz serüven. Yok, göç ettik aslında. Abimle geldik. Ama hayır, ben araştırdığımda öyle değildi. Mahalleden arkadaşlar şöyle söyledi bana. Dediler ki 12 yaşında tek başına İstanbul'a benim dedi. Korkusuzca. Evet. Öyle, yanlış mı duymuşum? Doğru öyle mu? Öyle diyelim. Öyle mi olsun? Nasıldı, size alalım doğrusunu? Ya şimdi göç ettik tabii de yani daha sonra bizden sonra ailem de geldi. O süreçte zaten bu, yani benim şöyle bir şey. Yani daha küçük yaşta müziğe karşı ilgim vardı yani. Yani biz orada bir davul zurna vardı ve davula karşı ilgim vardı aslında. Davul zurna derken aklıma bir şey geldi. Onu sonra anlatacağım. Onu da arkadaşlardan aldık. O anı. Çok komik bir anı. İsterseniz bir ara verelim. Güzel bir çalışma dinleyelim. Canlı mı dinleyelim? Evet. Hazır canlı olabilir. Ha? Evet. Canlı dinleyelim. Sonra bu anıyı anlatalım. Bir tane Dersim'in ezgisini okuyayım. Peki, tamam.
Heredia, Heredia, Trakum'da dürüşiya, Trakum'da dürüşiya. Ez kurban etim buriye, ez hayran etim buriye, Trakum'da dürüşiya, Trakum'da dürüşiya. Erzincan niye zire beri, İstanbul niye zire şeri, Alamanya zafıdır ya, Alamanya zafıdır ya. Erzincan niye zire beri, İstanbul niye zire şeri, Alamanya zafıdır ya, Alamanya zafıdır ya. Rogerino fetelino, Rogerino cerehino, sono yeno himberbeno, hen vano hen varkeno. Ezindan niyo dire bieri, İstanbul niyo dire şeri, Alamanya zafıdır ya, Alamanya zafıdır ya. Erzincan niye zire beri, İstanbul niye zire şeri, Alamanya zafıdır ya, Alamanya zafıdır ya. ...95.1 Özgür Radyo'da Birlik Sofrası programı devam ediyor. Konuğumuz yeni bir ses ama güçlü bir ses. Müzik eleştirmenlerin olumlu eleştirisini almış güçlü bir ses Musa Baki. Bize SMS ulaşmak isterseniz eğer 9510 yazıp boşluk bırakacaksınız. Adınızı ve soyadınızı yazdıktan sonra, mesajınızı yazdıktan sonra 3969'a göndereceksiniz. Tercihiniz eğer telefon olursa 0216 330 75 90... 91, 92 ve 93'ü arayacaksınız. Tercihiniz elektronik posta olursa özgurradyo@özgurradyo.com'u tıklayacaksınız. Tercihiniz Facebook olursa Mehmet Yücel Kaya sayfasından bana ulaşabilirsiniz. Evet, şimdi ilk başta daha biz hazırlanırken bir çalışma seslendirildi. Hangisiydi o? Ben kaçırdığım için söylüyorum. Meso. Meso, söz müzik size ait. Evet, söz müzik bana ait. Şu anki çalışma? Şu anki çalışma anonim bir çalışma dersimin. Hangi çalışmaydı? Heredia. O albümde var mı? Var, albümde var. Albümde var. Evet. Kaç numaralı çalışma? 10 olması lazım. 10, evet. Doğru, tamam, doğru. Ben hızlı girdik, o yüzden hemen aklıma gelmedi, açıklayamadım. Evet. Şimdi sizin bir anınız var, çok hoş bir anı. O mahalledeki arkadaşlarınız söyledi. evet, çok güzel, çok güldüm. Bilmiyorum dinleyicilerimiz benim gibi gülecek mi? Ama ben gülmeyeceğim, gülünce esprisi kaçıyor. Evet, şöyle çocukken bir davul yapmışsınız. Ağaçtan çubuk ve tokmak yapmışsınız ona. Doğru mu buraya kadar? Evet, doğru. Davulun derisini Kurban Bayramı'nda kestiniz, koyun posundan yapmışsınız. Baktınız ki koyun posundan yaptığınız davulun derisi çok gergin olmuş. Suya koyup derisini gevşetmişsiniz. Daha sonra tekrar kurması için bir çalı yazmışsınız. Sabah gelmişsiniz, bakmışsınız ki post yok. Postu köpekler yemiş. Doğru mu bu?
Bu doğru mu bilmiyorum. Her şeyi de araştırmışsınız. Evet, sağ olun. Doğru mu? Ama inanın. Yani doğru. Doğru değil mi? Doğru. Nasıl oldu anınız? Hatır mısınız? Ya deri aslında vermiyorlar. Yani şimdi orada evet. Tabii işte şey için peynir doldurmak için kullanıyorlar. Yani köylerde eskiden, her şey değerlidir. Eskiden kullanılıyordu. Şimdi kullanılmıyor fazla. Eskiden öyleydi tabii. Evet, şimdi evet. Artık yani böyle yarım yamalık bir deri biraz dikte delikti. Ben onu yaptım da kaç yaşında bilmiyorum da. 6 yaşında herhalde ancak vardım. Evet. Yaptım. Deriyi nasıl verdi anneniz babanız? O zaman deri değerli madem nasıl verdi size? Buldum bir yere. Yani belki zorluklardan dolayı bu çalışmaya geldik bilmiyorum ama yani orada koşullar sıkıntılıdır yani genel olarak. Doğru. Halen yani enstrüman edinmek. Evet doğru söylüyorsunuz. Yani yaşam mücadelesi her şeyden nasıl orada. Oldu tam olarak bana anlatabilir misiniz? Ayrıntısının eksik var mı bu anıda? Eksik ya deri var. Şöyle deri eleği biliyorsun. Eleye kasına geçtiğin zaman geldiğin zaman dikti mi davul oluyor. Öyle yok, fırıttığın zaman. Bilmiyordum. Öğrendim. Bilmiyordum olur mu? Bilmiyordum. Yani. Evet. Yani yaptım ondan sonra çalmaya başladım tabii kuruktan sonra. Evet. Sonra çıkardım hani biraz daha sökeyim bir daha geriyim de tekrar dikeyim. Sonra köpek yemiş tabii daha deri alamadım yani. Sonra tabii İstanbul'da sazla tanıştım yani geç şimdi zamanda. Sizin mahalle inanın çok gizemli bir mahalle. Girdim mahalleye sizi araştırmak için. Öyle bir grup çıktı dedi ki siz kimi araştırıyorsunuz? Dedim ki Musa'yı araştırıyorum Musa Baki'yi. Niçin dediler sen mahalleci misin polis misin dediler. yemek tehlikesiyle karşı karşıya kaldım. Zor bela Özgür Adan'dan geliyorum dedim. Zor ikna oldular. Yapmayın birkaç isim ya. Sordular. O isimleri söyleyince bıraktılar inan. Böyle oldu. Evet şimdi hemen sıcağı sıcağına dinleyicilerimizden Gül Sevdi Ürek selam göndermiş. Şimdi bir de evet, mesaj selam. Gelmiş. O mesajı da okuyayım ben. Esenler'den Bayram Tutum demiş ki Dersimli yorumcuların çokluğu bize gurur veriyor demiş. Teşekkür ediyorum. Benden kopya aldı ama Bayram Tutum. Dedim ya Dersim'den çok sanatçı çıkıyor. Çok yorumcu çıkıyor. Evet doğru. Evet şimdi bağlama, gitar ve keman dersleri vermekte olduğunuz Kadiren Müzik Eğitim Merkezi'ni açtınız değil mi? Evet. O nasıl oldu? Yani yaklaşık 15 yıldan beri var öyle bir eğitim merkezim benim Avcılar'da. Evet. Peki aslında biz en başa dönelim de ama bir reklam aramız var. Ondan sonra en başa dönüp tekrar ayrıntısıyla sorayım cevap alayım. Tamam. Evet. Peki bağlama, gitar ve keman dersleri vermek zor olmadı mı? Çünkü bu dersleri siz aldınız, öğrendiniz, sonrasında icra ettiniz. Nasıl bir adım, nasıl bir çabayla oldu bunlar? Ya zor değil aslında yani tabii. Kaç senelik bir emeğin ürünü? Yani yaklaşık 10 yıl. 10 yıldır öyle mi? Yani bu eğitim vermek için ciddi bir eğitime geçmek gerekiyor. Evet. İyi okullardan eğitim almak gerekiyor. Evet. O yani müziği akademik eğitimi bilmek gerekiyor. Dinleyeceğiz. Bir reklam aramız var. Evet. Hemen verelim aramızı dinleyeceğiz. Birlik sofrası.
voci voci e coragento e zamorte zeneti ti gulera sosuna e crusna morte vel voci e zani zani melema mzani poroto kiner mu yibe givani kame to grano neşkuno bu95.1 Özgür Radyo'da Birlik Sofrası devam ediyor. Konuğumuz Yeni Ses, Güçlü Ses, Musa Baki. Bize SMS ulaşmak isterseniz eğer 9510 yazıp boşluk bırakacaksınız. Adınızı, soyadınızı ve mesajınızı yazıp 3969'a göndereceksiniz. Tercihiniz eğer telefon olursa 0216 330 75 90 91 92 ve 93'ü arayacaksınız. Tercihiniz elektronik posta olursa özgürradyo@özgürradyo.com'u tıklayacaksınız. Tercihiniz eğer Facebook olursa Mehmet Yücel Kaya sayfasından bize ulaşabilirsiniz. Evet, hemen mesajlar yağmaya başladı. Ramazan Uygur bizim dinleyicimiz. Size selamı var. Belirteyim. Şimdi bir de Yeni Bosna'dan Timur Acar demiş ki Metin Kemal Kahraman Yaşlılardan Türküler adlı albümü çıkardı yıllar önce. Evet. Sizin de buna benzer projeniz var mı diye sormuş. Yeni Bosna'dan Timur Acar. İleride olacak, şimdi değil. Şimdi diyorsunuz İler. Daha çok daha başındayız. Daha ilk albüm yani. Şimdi ben şeye farklı takıldım. Farklı projelerim evet, var şu anda evet, da. Evet, evet. Ben şeye takıldım. Şimdi İstanbul'a geldiniz. Daha sonra nasıl oldu? İstanbul'a geldiniz. Aileniz mi geldi? Nasıl girişli girişmeler? Ya önce ben geldim, sonra ailem geldi. İşte burada yaşadık aslında. Çocukluğum çoğu burada geçti. Siz dediniz ki burası çok güzel. Gelebilirsiniz. Öyle mi oldu? Nasıl oldu? Yok öyle değil. Şimdi gene Anadolu'dan gelen birçok insanın şeyidir. Önce bir abisi gider ya da bir akrabası köylüsü gibi bir yere yerleşir. Ondan sonra öbür akrabası, öbür akrabası ve bütün köy her yere yerleşir. Biz kaç kardeşsiniz? 13 kardeş. 13 kardeş. Kaçıncı sıradasınız? 10. İşte 10. sıradaki adam kalkıyor, gidiyor İstanbul'a yerleşiyor. O ilginç biraz. Peki neyse, orada geldiniz İstanbul'a. Aileniz de geldi. Dersler almaya başladınız mı yoksa nasıl oldu? Orada mı yani gelenekselden mi geldiniz yoksa öğrendiniz mi müzikal dünyayı? Yok, müzik eğitimi başladım. Müzik eğitimi nasıl almaya oldu? Başladım. Nasıl oldu? Ya önce bağlamayla başladım ben. Evet. Ondan sonra armoni eğitimi almaya başladım. Gitar, işte piyano falan ama ağırlıklı olarak bağlama. Sonra gitarı daha çok ağırlıklı verdim. Ya eğitim halinde devam ediyor yani. Sürekli evet. Çalışmak gerekiyor müzik anlamında. Peki birçok müzik tutkununun halk müziğine olan sevgisini siz de perçinlediniz. Müzikal birikimlerinizi yani ben onu açacağım. Siz söylemediniz ama siz özellikle çok kısa geçtiniz. Ben onu açacağım. O müzikal birikiminizi insanlarla paylaştınız. Size bir dünya açıldı. Bir müzik merkezi açtınız. Küçük bir müzik merkezi. Evet. Sayı aslında çok beklemiyordunuz. Ben bunu neden öğrendim? Mahalledeki arkadaşlarınız tek tek söylediği için söylüyorum ben. Yani yazılı iyi istihbarat edinmişsiniz. Yazılı dokümanlardan değil, daha çok sözlü dokümanlardan. Ve bu, bir grup oluştu. O gruba siz dersler verdiniz, müzikal dersler. Hiç umuyordunuz sayının bu kadar çok olacağını. Çok sayıda insan geldi, sizden müzik eğitimi aldı. Tabii siz de boş değildiniz. Siz de müzikal anlamda çok dersler aldınız. Oraya geleceğim zaman zaman. Bağlama, gitar ve keman dersleri aldınız. Evet. Ve bunları verdiniz ama tabii alırken... Keman dersi değil, keman dersi vermiyorum da. Yani bağlama, gitar. Peki bunları alırken şöyle bir şey oldu. Yani siz yıllar bulan çalışmalar yaptınız. Herkes şöyle biliyor, işte müzik yaparım. Müziği elime sazı alınca ben müzik yaparım. Değil. Yılların birikimi, yılların sabrı gerekiyor bu iş için. Bunu özellikle söylemek lazım. Evet. Şimdi ilk olarak kimden aldınız müzikal eğitimi? İlk eğitim, bağlama eğitim çalışmamı
İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Şenhan Karadeli. Bağlama öğretmeni. Evet, bir kez daha alayım ismini. Şendoğan Karadeli. Şendoğan Karadeli. Evet. Karadeli. Notlarım da var benim de. Ona evet, selam söylüyorum. Evet, evet. Nasıl oldu o dersler? Nasıl başladı? Ne yaptınız? Ya şimdi önemlidir. Eğitim alırken eğitim alacağın kişiden alacağınız enerji çok önemli. Yani iyi bir insandı, iyi bir enerji verdi. Daha sonraki yıllarda Erol Parlak'tan bağlama eğitimine devam ettim. Evet. O aşamadan sonraki aşamada armoni eğitimi aldım. Tayfun Gültekin'den Evrensel Müzik Merkezi var, Müzik Eğitim Merkezi okul var Taksim'de. Oradan uzun yıllar bayağı bir eğitim aldım. Daha sonra şunu görüyorum ben. Yani siz akademik eğitim almaksızın, alaylı eğitim yanı sıra herhangi bir okula gitmeksizin de ama 6 yıl gibi 10 yıl düzeltiyorum 10 yıl gibi bir emek sarf ederek bu işin üstesinden geldiniz. Evet. Üstelik de isim yapmış isimlerden dersler aldınız. Bıkmadan, usanmadan, sabırla. Ve albümü oluşturdunuz. Albüm fikri nasıl doğdu? Albüm fikri ben müziğe başladığım gün itibariyle aslında aklımda vardı. Evet. Yani koşullar ancak oluşturabildim. Yani şöyle anlatayım. Ben son 5 yıldan beri bu albüm çalışması içerisine girdim. Zaten kendi yaptığım eserler vardı, besteler falan vardı. Zazaki ve Türkçe eserlerim. Anonim eserlerle bir toplama yaptım, hazırlık yaptım. Daha sonra albüm... Ama ben şöyle görüyorum, yanılmıyorsam tabii emin değilim ama daha çok siz Zazaki eserlere ağırlık vermişsiniz, öyle değil mi? Türkçe eser yok gibi. Yanlış mı söylüyorum? Var, şöyle var da şimdi 12 tane eser var albümde. Evet. Bunların 9 tanesi Zazaki, 3 tanesi Türkçe. Evet, evet. Peki bir şey daha gözüme çarptı. Bu da tabii sözlü bir belgeyle aldığım konu. Yazılı bir metinden ya da yazılı bir röportajdan almış değilim. Dediler ki 13 kardeşler Musa ve bu 13 kardeşin çok büyük maddi ve manevi desteği oldu albümünün çıkarılmasında. Doğru mudur? Evet oldu. Kesinlikle oldu. Yani onlar senin başarılı olacağını bekliyorlar mıydı? Ya aslında şöyle yani ben beklemeleri açısından şöyle bir şey. Mesela giriş yani bir şeyleri görmeleri gerekiyor insanlar. Yani bir şey sunduğun zaman şunu yapıyorum dediğin zaman onu kanıtlamanız gerekiyor yani. Ama şöyle bir şey tabii maddi ve manevi yardım kendim de yaptım ama mi oldu yani siz de ışığı gördüler ya Musa sen hakikaten bu işi yaparsın sana desteği hazır dediler şimdi mi yoksa Yücel Bey şöyle bir şey. Kırılmasın incinmesin verelim yok, desteği. Yok değil şöyle bir şey mesela eğer kendiniz bir proje üretmezseniz yani istediğiniz kadar para olsun ya da manevi yardım olsun yani. Onunla bir albüm oluşmaz. Yani aynen. Önce kendiniz bir proje ve kendiniz yaratacaksınız. Çünkü yani bu alanda siz yetkinsiniz. Evet. Bir şey dikkatimi çekti sizi araştırırken. Bu yazılı basından araştırdım. Albümdeki Meso Gitme, Tori Karanlık, doğru söylüyorum. Nadina, Bu Dünya, Kır evet. Perisi ve Bu Şehir adlı eserler evet. size ait. Evet. Nasıl oluştu bunlar? Hakikaten bu bir birikim meselesi aslında. Yani kültürel birikim meselesi. Nasıl oldu? Ya şimdi bu uzun yıllardan beri müzikle uğraştıktan sonra bir de yani yaşamla içinde yani yaşama bakış açınızdan da alakalı bir şeydir bu. Ve yapmaya başlıyorsunuz. Mesela ilk yaptığım bestelerde önceden de yapıyordum ama beğenmiyordum. Atıyordum kenara yok diyordum ben yapamam falan. Ama sonra yaptım. O özgüveni nasıl kazandınız? Ya yaptığım ilk eser şöyle söyleyeyim aslında Meso'dur ve önce kaldı öyle birkaç sene daha sonra bir daha üzerine çalışma yaptım ve düzelttim. Bir demo yaptım onu. O demo çalışması beğenildi birçok kişi tarafından. Müzisyenler de yani normal. Kimler beğendi örneğin? Yani arkadaşlarım ya da dinleyen müzisyenler. Hatta mesela beni Fuat Sakay'la tanıştıran da o parçayı götürdüm. Ve o parça üzerine onunla çalışmaya başladım. Peki şöyle bir şey oluyor mu sizde? Örneğin parçayı yapıyorsunuz, düzeltiyorum, ezgiyi yapıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki bu ezgi acaba güzel mi değil mi? Bir süre bekletip sonra diyor musunuz ya ben bu parçayı çok... eksik yaptım biraz daha üzerine çalışmalıyım ya da çok iyi çalışma olmuş hakikaten değerli bir çalışma olmuş diyor musunuz? Ya şimdi şöyle onu tabi süreç belliyordu ama şöyle önce bir mesela bu beste şöyle önce yapıyorsun evet. ilk sonraki aşamada özgüven oluşuyor ve yapıyorsun artık o kaynağı yani bir maden bulur gibi sürekli üretiyorsun yani. Bir şey daha dikkatimi çekti ne olur kesiyorum sık ama lütfen. Kataşehir adlı eser doğru mu söyledim Kataşehir? Evet. Kataşehir adlı eser Volkan Yağat'a ait. Volkan Yağat sanıyorum yazar. Yanılıyor muyum?
Yok, yazar değil. Emir Ali Yağan yazar. Volkan Emir, Yağan evet, amca evet, çocuklarla evet, karışıyoruz. Oradan karıştırdım, doğru doğru. Volkan Yağan da müzisyen. Evet. Dersim'in... Ama Emir Ali Yağan çok iyi bir yazar yani. Evet, evet, iyi bir çok yazar. Çok iyi bir yazar. Hı? Evet, nereden buldun Volkan Yağan'ı, nasıl yaptın bilmiyorum ama tebrik ederim, güzel olmuş. O ezgi de çok güzel, gerçekten. Evet, iyi bir ezgi. Evet. Peki diğer eserler anonim. Anonim çalışmaları seslendirmekte şöyle bir kaygı duymuyor musun? Bunlar çok seslendirildi, çok dile getirildi. Dinleyicilere de fazla etki bırakmaz diye bir kaygı duymuyor musun? Ya mutlaka da. Şimdi Kardeşler eseri yani uzun yıllardan beri seslendiren yok. Yani mesela en 20 yıllık bir süreç en fazla. Yani ilk okunan şey, Kardeşler okumuş sanırım Özgürlük Türküsü. Ondan sonra okuyan olmadı. Ben şey, duymadım. Hemen bir mesaj geldi. Onu okuyayım da izninle. Dikili Taş'tan Abidin Koca Kaya diyor ki, müzikal yolculuğunuzda 10 yıl sonrakisini görebiliyor musunuz diyor. ben sormuyorum bu soruyu. Çok zor bir soru. Ben sormadım inanma. Abidin Bey, Türkiye'de, Türkiye'de yaşıyoruz. her an her şey olabilir. Yani 10 yıl sonrasında ne var? Ne düşünüyorsunuz? 10 yıl sonrasında Musa Baki denince nasıl anlayacaksınız sizce? Ya şimdi kararlı olmak lazım. Biraz inatçı ve inanmak lazım. Ben yaşamın sonuna kadar müzik yapacağım yani. Evet. Evet, peki. Yani 10 yıl sonrası mutlaka tabii 10 yıl sonrası daha farklı bir çalışmalar, aşamalar olur yani. Peki bir şey daha dikkatim çekti. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Evet, araya gideceğiz. Şimdi Nadine albümümüzün aranje, mix ve stüdyo kayıtları müziğin önemli üstadlarından birisi olan Fuat Sakay'a ait. Evet, Fuat Sakay'ı çok sık arıyorum. Çok sık telefonu rahatsız ediyorum. Benden bıktı adeta. Diyor ki örneğin ben de şehir dışındayım diyor. Ne olursun beni rahatsız etme. Ve hatta böyle söylüyor. Kendisi duyuyorsa selamlarımı iletiyorum. Ama şunu çok söyledi. Gerçekten Musa dedi çok düzgün bir insan dedi. Kişilik olarak da müzikal anlamda çok düzgün birisi. Ona yardım etmeseydim üzüldüm dedi. Gerçekten sana da selam gönderdi. Aslında canlı yayına bağlayacaktık. Çok yoğunum dedi. Hep dedi Karadeniz kıyı boyunca geziyorum dedi. Ne olursun dedi beni mazur gör. Bir dahaki sefere belki bağlayıp evet, konuşabileceğiz. Evet. Şimdi araya gidelim. Hangi çalışmayı dinliyoruz? Şimdi bu şehrin zorluğunu anlatan bir eser. Evet. Kendisi bu şehri okuyayım. Peki dinliyoruz. Dinliyoruz. Bırakıp da gitme. Sensizliğe dayanamam ben bu şehirde. Ne olur bırakıp da gitme. Yapma, yapma. Al götür beni bu şehirde. Yapma, yapma, al götür beni bu şehirde. Hasretinle susamam ben bu çığlıkla. Ne olur sessiz bırakma. Hasretinle susamam ben bu çığlıkla. Ne olur sessiz bırakma. Yapma, yapma. Al götür beni bu şehirde. Yapma, yapma. Al götür beni bu şehirde.
hasretinle susamam ben bu çığlıkla. Ne olur ışıksız bırakma. Hasretinle susamam ben bu çığlıkla. Ne olur ışıksız bırakma. Yapma, yapma. Al götür beni bu şehirde. Yapma, yapma. Al götür beni bu şehirde. Evet, 95.1 Özgür Radyo'da Birlik Sofrası devam ediyor. Konuğumuz Musa Baki, müziğin yeni ve güçlü sesi Musa Baki. Hemen birçok mesaj geldi, onları okuyacağım ama önce bize SMS ulaşmak isterseniz 9510 yazıp boşluk bırakacaksınız. Adınızı, soyadınızı ve mesajınızı yazıp 3960'a göndereceksiniz. Telefonla ulaşmak isterseniz eğer 0216 330 75 90 91 92 ve 93'ü arayacaksınız. Eğer elektronik postaysa tercihiniz özgurradyo@özgurradyo.com'u tıklayacaksınız. Şimdi bize bir mesaj geldi ama bir karışıklık var sanıyorum. Çünkü gönderen Bişar Hazar diyor ki size bir konuğunuz İbrahim Roca da selamını söyleyin diyor. Konukları karıştırmış. Bişar bu konuğumuz İbrahim Roca değil. Konuğumuz sevgili Musa Baki. Evet, belki de heyecandan yanlış yazdı isimleri. Öyle düşünelim biz, iyi düşünelim. Evet, şimdi bir de Mustafa Sözer de göndermiş. Diyarbakırlıyım demiş. Beykoz'dan askerim ve şu anda nöbetteyim. Size selam olsun demiş. Düzgün Baba'yı çalar mısınız rica etsem demiş. Düzgün Baba'yı biliyor musunuz? Biliyorum tabii. Peki, asker olduğun için sana Mustafa ne diyelim? Argo tabiriyle demeyelim, düzgün bir ifadeyle. Sana hediyemiz olsun bu. Peki, okay. Hemen biraz sonra bunu çalacağız. Yalnız benim çok ilgi çekici bir açıklamanız var. Onu şeyden aldım, Evrensel Gazetesi'nden aldım. Evrensel Gazetesi, evet, evet değil mi? 23 Ekim 2012 tarihli Evrensel Gazetesi'nde bir açıklamanız var. Ne demişsiniz biliyor musunuz? Ne demiş olabilirsiniz? Ben söyleyeyim size, dinleyeyim. Demişsiniz ki, müzikal amacım iyi müzik yapmak, dünyayı gezmek, müzikal gizemi yüksek yerlerde en az 2-3 ay mola yapmak, evrensel bir müzik yapmayı hayal ediyorum demişsiniz. Ama size demin bir dinleyicimiz mesaj göndermişti. 10 yıl sonra amacınız nedir demişti. Siz dediniz ki 10 yıl sonra amacım yani cevap verememiştiniz. Ama evrensel gazetesinin demecine de cevap vermişsiniz. Ya tabii sırtıma çantayı alıp tabii dünyayı yani gezmek isterim istediğim yerde. Evet. Ya amaç zaten etnik müzik yapıyoruz ama bunu evrensel boyutta yapmak. Evet. Yani peki nereden öykündünüz bu dünyayı gezmek, yeni insanlar tanımak, yeni çevreler görmek, yeni coğrafyaları tanıklık etmek nereden aklınıza geldi? Ya sürekli düşünüyordum. Mesela çok kültürleri tanımak, farklı kültürleri, farklı etnik yapıdaki insanlarla. Peki biz bir şey biliyoruz. Bir şey biliyoruz. Siz söylemediniz ben buyurun, söyleyeceğim. Buyurun. Onu bekliyordum da o yüzden siz demişsiniz yine aynı gazete demişsiniz ki Zülfü Livaneli demişsiniz. Benim için çok iyi bir örnek demişsiniz. Benim demişim. Evet. Hatırlamıyorum onu. demişsiniz ve onu örnek alıyorum demişsiniz kendime. Dünya müziğe bakış açısı olarak demişsiniz. Ya tam olarak onu değil aslında. Onu da alıyorum. Dinledik tabii bunlar yani. O bir örnek galiba. Türkiye'de yani etnik müzik ya da rock müzik yapan müzisyenler işte Cem Karacalar, işte Moğollar, işte Metin Kemalleri yani. Evet. Peki bir şey daha var. Bir şey daha var. Demişsiniz ki yine aynı gazetede 23 Ekim 2012 Evrensel Gazetesi yine aynı gazetede yine aynı röportaj. Demişsiniz ki Tunceli'nin meşhur ozanlarından Silo Kız ve Ferik Dede'den etkilendim demişsiniz. Doğru mu? Ya mutlaka dersimde müzik yapıp da onları etkilemeyen yoktur. Ya da dinlemelidir yani eğer dersimizini yapıyorsa. Peki çok özür dilerim soruyorum ben. Cahiletimi lütfen bağışla. Silo Kız nasıl bir ozandı örneğin ben tanımıyorum. O açıdan soruyorum. Ne olursun. Beni bağışla yani bilmiyorum. Bu konuda cahiletimi mazur gör. Silo Kız hala yaşıyor. Yaşıyor mu? Yaşıyor. Hayır ben... Hayır, tabii ki Allah uzun ömürler versin. Hani ben ölmüş geçmişten bir ozan diye düşünerek sordum bu soruyu. Yok keman çalıyor ve evet. Kramlar söylüyor. Evet. Peki Ferik Dede yaşıyor mu?
Frigde'de yaşamıyor. Yaşamıyor. Allah'ın evet. Ötesi. Peki onun nesine etkilendiniz? Frigde'yi tanıyorum. Çünkü şöyle tanıyorum. Sözlü duyumlardan tanıyorum. Birçok Tunceli arkadaşım var. Düzeltiyorum Dersim'i arkadaşım. Ya şimdi Dersim'de ya Frigde'de ya da ondan öncesinde de çok ozan var. Yani daha bilmediğim işte. Frigde'den bir kere şey yani Türkçe eserler de çok onu bilirsiniz belki de. Evet. Türkçe evet. Yaptığı eserler. Şimdi peki ben şeyi hemen o kısımları siz fazla konuşmayı sevmeyen bir yapınız var. Onu görüyorum. O yüzden ben hemen Nurtepe'den Halil Boz'a bir konuda bir soru sormuş. Demiş ki birçok konserde sizi göremiyoruz demiş. Neden demiş. Bir Tunceli olarak bundan demiş. Üzülüyorum demiş bu duruma. Nurtepe'den Halil Boz. Tunceli. Ya zaman zaman Pönürlü, onu da söyleyeyim de. Zaman, evet. Zaman zaman konserlere çıkıyoruz ama tabii bu dönemde müzikal anlamda bir sıkıntı da var. Yani süreç anlamda genel bir problem var. Yani çok açık söyleyeceğim. Eskisi kadar sen konser mi, olmuyor sen ya. Sen mi çıkmıyorsun, onlar mı seni çağırmıyor? Ya çıktığım yerler oluyor. Belki Halbey duymuyordur. Evet. Evet. Tabii takip çok edemiyordur. Çok sıkı takipçisi yani, olması lazım diyorsunuz. Evet yani. Peki beni Yasef uyarıyor. Hemen bir aramız varmış. Peki aramızı 2 dakika uzattı sağ olsun Yasef. Şimdi okay. Peki saksafon ve flütte ünlü müzisyenlerden Herbert Koch Mayder var. Evet. Geçenlerde rahmetli oldu. Evet. Yakın etti. Zamanda. Senin de çok sevdiğin bir müzisyen. Kemanda Muğla Üniversitesi'nde öğretim üyelerinden Samir Amedov var. Evet. Şey ne demek istersin böyle çok kısa Herbert Koch Mayder hakkında. Çünkü çok değerli bir müzisyen. Fuat Sakar'la beraber çalışmalarını biliyoruz. Biraz... Herbert çok iyi bir müzisyendi, çok iyi bir insandı. Yani ruhu çok güzeldi. Yani mesela ben Dersim müziğini okuduğumda azalaca hissetti evet. Ve duygulandı yani anladı. Yani o orada kendi hissetti herhalde. Evet. Ya, o bir müzisyendi yani dünyadaki bütün müzikleri hisseder. Ya da acı müzikleri. Evet sosyal yani. Paylaşımcısından daha cömertsin. O da daha güzel açıklamalar yapmışsın. Okurken ben duygulandım. Evet. Ağlamak için dişimi sıktım valla. Burada bazı insanlar tabii bazı insanlar... Evet. Konuşmayı çok sever. Bazıları da yazarak duygularını daha iyi herhalde edersen, ben yazmalıyım. Evet, evet. Çünkü ya da şarkı söylemeliyim. Sosyal paylaşım sitemde okuduğumda evet. İnan çok duygulanmıştım. Çok hüzünlenmiştim. Gerçekten doğru. Büyük bir müzisyen. Şuradan, bir insan, ben de şuradan evet. Tanıyorum. Fuat Sakar'la beraber çok çalışmaları var. Onun da çok samimi arkadaşı olduğunu biliyorum. Belki yanılabilirim. 30 yıllık bir öyle çalışma mi? Arkadaşı öyle diyebilirim yani. Bir evet. De nefesler zordur yani. O derece çalmak farklı şekilde. Saksafon ve flüt. Peki bizi uyarıyor teknik masa. Yayına evet. Bir dakikamız kalmış. Şimdi peki şunu sormak istiyorum ben sana. Bir de Şendoğan Karadili ile olan dostluğum var aslında. Ben hani gerçi ilk başta söyledin ama bir kez daha üzerine gidelim. Ya şimdi şöyle insan yani ilk göz ağrısı diyor. Ben ilk eğitimi ondan aldım için unutamıyorum. Şimdi yani unutmaktayken o emek ya ondan bir ciddi bir emek vermiş ama tabii sonra görüşemedik. Yani İstanbul şehir koşullarında. Ben en son tanıdığımda Şendoğan doktor şeydi. Akademik olarak doktordu. Yükselme oldu mu? Doçentlik falan var mı biliyor musunuz? İnan takip edemiyorum. Son yıllarda evet, tamam. Takip edemiyorum tamam. Yani. Peki araya gideceğiz. Yasef tamam. Şehadetli araya gideriz. Göreceğiz. Birlik sofrası. Birlik sofrası. Zor kerdo dinamade kadamış dumanı
toje de zor kredo dinama de kerdamış dumane. Te düji bone pietio hanam naraşte düji hane toremle no beno ambarde çemam de kınji kolinde me toveradano gaye süreştriye piji hele sera toje de zor kardo dinama de kerda dumane mâji ere sere toje de zor kerdo dinama de kerda dumane mâji. ...95.1 Özgür Radyo'da... ...Birlik Sofrası devam ediyor. Konuğumuz Musa Baki, müziğin genç ve güçlü sesi. Bize SMS ulaşmak isterseniz eğer... ...9510 yazıp boşluk bırakacaksınız. Adınızı, soyadınızı ve mesajınızı yazıp... ...3969'a göndereceksiniz. Telefonla ulaşmak isterseniz eğer... ...0216-330-75-90-91-92-93'ü arayacaksınız. Elektronik posta tercihiniz... ...özgürradyo.com'u tıklayacaksınız. Bir de Facebook'tan Mehmet Yücel Kaya sayfasından bize ulaşabilirsiniz. Evet, şimdi biraz sonra Londra'dan, İngiltere Londra'dan bir arkadaşımız bağlanacak. Umut Radyo'dan programcı arkadaşımız bir şiir okuyacak. Ama öncesinde telefonumuz hazır mı? Teknik masadan YSF'e dönüyorum. Hazır mı telefon? Soner'den gelecek olan telefon. Soner çeki. Peki, hazır değilmiş. Şimdi bir basın açıklamanız var. Diyorsunuz ki orada önce şunu söylemek istiyorum. Bundan önce biliyorsunuz Perşembe günü Büyük Ozan Feyzullahçılar'ın ölüm yıl dönümüydü. Evet. 31. yılıydı galiba. 30. yılıydı. Evet, evet. Tam net hatırlıyorum. 30. yılı. Ne söylemek istediniz Feyzullahçılar hakkında? Ya. Sonuçta bir siz de oradan besleniyorsunuz az ya da çok. Ya şimdi bu önce Feyzullahçılar'a saygıyla anıyoruz. Onun ya bu ülkenin daha doğrusu kültür beşikleri bunlar yani. Evet. Taşıcıları da yani bu işte Aşık Veysel. Evet diyorsun. Evet. Şimdi biliyorsun bir nöbetli arkadaşımız vardı, asker arkadaşımız vardı. Mustafa Sözer, Diyarbakır'ım demişti, Beykoz'da evet. Askerdeyim demişti. Ve senden Düzgün Baba istemişti ama arada onu çalalım. Bir telefonumuz var gibi gözüküyor ama bir basın açıklamanız var. Diyorsunuz ki amacım dünyada yaşanılmış acıların insanda bıraktığı etkileri duygusal olarak müziğe yansıtmak diyorsunuz. Size göre dünyada sadece acılar mı yaşanıyor? Güzellik adına, iyilik adına bir şey yok mu? Ya bu döneme bu dönemi alacak olursak şu anda yani yok gibi şu an. Mutlaka güzellikleri yaşanıyor ama yani. Şu an acılar daha çok. Evet, şimdi biz uluslararası çalışıyoruz biliyorsun. Şimdi evet. Telefonumuzda bizim İngiltere Londra'dan sevgili radyocu arkadaşımız Umut Radyo'dan sevgili Soner Çekilen. Alo, iyi akşamlar. Merhabalar. Merhaba, nasılsın? İyi akşamlar. Soner. Vakitleriniz aşk olsun. Evet. Sağ olun. Bize bugün hangi... Bize bugün hangi... Dahil ettiğiniz için önce evet, teşekkür ederim. Evet, evet.
Sevgili Musa, hoş gelmişsin. Merhaba, hoş bulduk. Sofrasına. Hoş bulduk. Ne güzel bir şey ki az önce işte Fuat Saka'dan bahsettiniz. Bizim o coğrafyamızın o güzelliğinden bahsettiniz bize. Evet. Ve birlikte çalışmanın, birlikte üretmenin o güzel yanını anlattınız evet. bize. Ben de bugün için, bugün özellikle sevgili Musa kardeşimize de hediyemiz olsun. Teşekkür bir ediyorum. Ahmet Arif şiiri hazırladım size. Çok sağ olun. Anadolu şiirini okumak istiyorum izniniz olursa. Dinliyoruz. Dinliyoruz. Anadolu. Beşikler vermişim Nuh'a, salıncaklar, hamaklar. Havva anam dünkü çocuk sayılır. Anadolu'yum ben, tanıyor musun? Utanırım, utanırım fukaralıktan. Ele güne karşı çıplak, üşür fidelerim. Harmanım kesat. Kardeşliğin, beraberliğin, atom güllerinin katmer açtığı şairlerin, bilginlerin dünyalarında. Salmışım bir başıma, bir başıma ve uzak, biliyor musun? Binlerce yıl sağılmışım, korkunç atlılarıyla parçalamışlar nazlı seher sabah uykularımı. Hükümdarlar, saldırganlar, haydutlar, harap salmışlar üstüme. Ne İskender takmışım, ne şah, ne sultan. Küçük gitmişler gölgesiz. Selam etmişim dostuma ve dayatmışım, görüyor musun? Nasıl severim bir bilsen Köroğlu'yu, Karayılan'ı, meçhul askeri, sonra Pir Sultan'ı ve Bedrettin'i. Sonra kalem yazmaz bir nice sevda. Bir bilsen onlar beni nasıl severdi. Bir bilsen Urfa'da kurşun atanı, minareden, barikattan, selvi dalından, ölüme nasıl gülerdi. Bilmeni mutlak isterim, duyuyor musun? Öyle yıkma kendini, öyle mahzun, öyle garip. Nerede olursan ol, içeride, dışarıda, derste, sırada. Yürü üstüne üstüne, tükür yüzüne celladın. Fırsatçının, fesatçının, hayının. Dayan kitap ile, dayan iş ile, tırnak ile, diş ile, umut ile, sevda ile, düş ile. Dayan, rüsva etme beni. Gör nasıl yeniden yaratılırım namuslu genç ellerinde. Kızlarım, oğullarım var gelecekte. Her birisi vazgeçilmez cihan parçası. Kaç bin yıllık hasretimin goncası. Gözlerinden, gözlerinden öperim. Bir umudum sende. Anlıyor musun? Dostlarım çok teşekkür ederim. Size iyi yayınlar, aşk olsun. Muhteşemdi. Çok sağ olasın. Evet, gerçekten Soner Çeki evet. Çok güzel dinliyor şiirleri. Ya hayran kalıyorum gerçekten. Sağ olsun Londra'dan bizi aradı. Her hafta arıyor ve böyle bize katkı sunuyor. Teşekkür ederiz kendisine. Şimdi şimdi hemen İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bölüm başkanı olan Erol Parlak'la 4 yıl bağlama ve şelpe tekniği üzerine çalıştınız. Evet. Şelpe tekniği. Evet. Nasıl oldu? Örneğin şelpede ben Erdal Erzincan'ı biliyorum ama Erol Parlak'ı bilmiyorum açıkçası. Erol Parlak yani 20 yıldan beri aslında var olan bir yani bu evet. alanda olan bir insan ve son derece birikimli. Akademik anlamda çok iyi. Öyle diyebilirim yani. Biliyorum, doçent kendisi. Evet. Hatta evet. bu Tiryo Arisan Tiryo çalışması var. O projeyi işte sunan Erol Parlak'tır. Hatta bir kitabı çıktı. İki cilt. Nida Tüfek düzeltiyorum. Nida Tüfek dedim, yanlış söyledim. Bir ozanımızı konu alan bir kitaptı ama şu an isim aklıma gelmedi. Çok özür diliyorum, söylüyorum. Evet, dinliyorum sizi. Evet, yani o türü o projeyi sunan bir sunanlardandır yani. Hatta o Almanya'da bir konçertoyla beraber yaptılar. Evet. Şimdi ben tekrar izinle SMS'leri hatırlatayım. Tekrar bize SMS ulaşmak isterseniz eğer 9510 yazıp boşluk bırakacaksınız. Adınızı, soyadınızı ve mesajınızı yazıp 3969'a göndereceksiniz. Tercihiniz telefon olursa eğer 0216 330 75 90 91 92 ve 93'ü arayacaksınız. Tercihiniz elektronik posta olursa özgurradyo@özgurradyo.com'u tıklayacaksınız. Tercihiniz Facebook olursa Mehmet Yücel hesabından bize ulaşabilirsiniz. Şimdi bağlama, gitar ve kopuz gibi müzik aletleri çalıyorsun, değil mi? Evet. Kopuzu nasıl öğrendin? Ya kopuz, bağlamayı çaldıktan sonra kopuzu çalıyoruz zaten teknik olarak. Yani onun bir bağlamaz bir kopuz düzeni var. Evet.
Yani kopuzu... Tabii biraz gitardan da ben orada aktarma yapıyorum. Alpeş çalışmaları. Yani kopuzu biraz alpeş sistemde çalıyorsunuz. Ya da şeyde şelpe tekniğiyle. Evet. Yani gitardan da eklediğim olur ama kendim çalıştım yani. Geliştirdim yani. Kolay bir çalgı mıdır çalması? Ya şöyle. İcra etmesi diyelim. Bağlamayı çalan her müzisyen uğraşsız çalabilir. Ama biraz zaman ayırması gerekiyor. Ya da gitar çalan. Zaman ayırması gerekiyor. Evet. Ayrı bir ilgi o yani. Peki Fikirtepe'den Sadık Aydost bizi aramış. Demiş ki Ermenice veya başka etnik bir dilde türkü yorumlamayı düşünüyor musunuz demiş size. Bu albümün aslında Ermenice bir eser düşünüyordum ben. Tabii evet. Yetişmedi. Belki ileriki projelerde düşünüyorum. Yani farklı dillerde düşünüyorum. Yani farklı dillerde konu alan... Tabii. Yani Ermenice, Kırmancı olabilir ya da işte... Şu an ya, coğrafyamızda olan diller içerisindeki dillerden olabilir yani. Düşünüyorsunuz. Evet. Peki bir konferansta kürsüde bulunan Aziz Nesin'e türbanlı bir kız söz isteyerek soru sormuş. Demiş ki Aziz Nesin başörtülü öğrenciler hakkında ne düşünüyor diye sormuş. Aziz Nesin yanıt vermiş. Demiş ki kızım ilkokuldan başlayarak gördüğünüz eğitimden sonra türban takmanızdan daha doğal ne olabilir diye cevap vermiş. Buradan size dönersek. Ülkede çokça dillendirilen adeta dilimize peletimiz demokrasi paketi açıldı. Türbanın kamusal alanda serbest bırakılması dışında demokrasi paketi adeta kuş doğurdu. Demokrasi paketinden bir yorumcu olarak neler bekliyordunuz, nelerle karşılaştınız? Evet, paket patladı. Çünkü sizinle daha önce Avcılar'da bunu konuştuk da o yüzden söyleyeyim. Ya aslında birçok kesim beklentileri karşılamadı yani birçoğun. Yani ne bekliyordunuz bir... paketten? Kişiler. Ya aslında çok şey beklemiyordum ya. Onların ya daha doğrusu yani çok iyi bir paket hazırlayacaklarını ben tahmin etmiyorum yani. Beklemiyordum. Ya beklediğim şey çıktı aslında. Öyle diyeyim bir yani. Birçok dersimle konuşuyorum. Örneğin bir kısmı mutlu gözüküyor. Diyor ki dersim isminin telaffuz edilmesi bile hoş diyor. Yeterli görüyorlar. Bu bana biraz ya, şaşırtıcı geldi. Değil. Tabii o bir kazanımdır dersim evet, ismi ama evet. Yani değildir. Sadece dersim sorunundan yani yarınla ilgili işte birçok ülkede birçok demokratik sorunları var. Dil sorunu var. Ana dilde dil eğitimi henüz onaylanmadı. İşte havada kalan çalışmalar bunlar. Yani açıyorlar ama bir üretim yok. Anladım. Peki hayal kırıklığı mı oldu gerçekten bu açılım? Ya bence hayal kırıklığı oldu. Yani aslında hayal kırıklığı değil de mesela ben kendim açtım hayal kırıklığı değil. Çünkü ben bekliyordum böyle bir şeyi. Evet. Yani bunların ne yapacağını biliyorum yani. Anladım. Yani işte... Ha, bilmiyorum tabii o... Daha çok şeyi bekleyen insanlar var mı bilmiyorum. Belki hiç şaşırmadınız onlar için yani. Hiç yok, hayır şaşırmadım. Peki. Hayır. Peki ben tekrar müziğe döneyim. Müzik yaparken hani sizi en çok ne mutlu ediyor? Müzik yaparken çalıp söylemek. Ama bir şey söyleyeyim. Bak ben Avcılar'la sizinle konuşurken daha farklı şeylerle bana söylediniz. Hı. Dediniz ki beni en çok mutlu eden... Beste çalışmaları. Beste yaparken, o besteyi doğururken bir kadının doğum sancıları gibi acı çekiyorum, mutlu oluyorum dediniz. Bunu söylediniz bana. Güzel güzel. Ben de etkilendim. Burada aynı şeyleri söylemiyorsunuz. Ya yeni bir çalışma tabii. Beste çalışma tabii. O çok mutlu eder yani. Olmayan bir şey. Ya da olan bir şey yani şöyle bir şeylerden etkilenerek beste yapıyorsunuz. Hatta ilk beste yaptığımda daha çok mutlu. Sonradan alışkanlık haline geliyor. Yapıyorum. Bakıyorum. Yani artık o bir işte çalışma yaptığınız zaman beste yapabiliyorsunuz. O da bir çalışmadır yani. Evet. Yoğunlaşmak yani daha doğrusu. Onun, o anlamda derinleşirseniz biraz yalnız kalırsanız yapıyorsunuz. Evet. Peki birçok arkadaşınız şunu söylüyor bana. Siz de bunu bana söylediniz. Gerçi evet. De gizli kapaklı söylediniz ben anladım. Ama onlar daha böyle gür sesle söylediler bunu. Örneğin dediler ki Musa Bakki hiçbir kez bıkmaz, usanmaz, yorulmaz. Hiçbir zaman unsuzluğa kapılmaz. Ve her zaman müzikal anlamda gerekirse servetini dökmeye hazırdır. Sırf müzikal anlamda kendini geliştirmek adına dediler. Doğru mu söylediler arkadaşlarınız? Ya zaman zaman umutsuzlukla kapıldığımız dönemler oluyor işte. Süreç böyle yani sıkıntılar dönemler ama tabii pes etmiyorsun hiçbir zaman. O içinde mücadele veriyorsun. Tabii yani asla pes etmem de şöyle bir şey de var. Müzikle uğraşan bir insan zaten bütün varlığını onu müziğe ayırır yani. Yatırır. Evet. Yani burada onun için maddiyat para çok şey değildir yani. Anlıyorum.
Yani mesela işte enstrümanlar pahalıdır. Mesela diyor ki enstrüman şu kadar. Aa diyorlar, bu enstrümanı bir araba alırım diyorlar. Nasıl olur? Biliyorum ben yani... yanlış duymadıysam evet. Bayağı yüklü bir para verdiniz bu albümü hazırlamak için. Gerçekten onunla iki araba alınabilir diye düşünüyorum. Mesela bir keman diyorsun ki 10 bin lira diyorsun, 15 bin lira. Aa nasıl olur? Ama var. Evet var, doğru. Şimdi bir ara daha vereceğiz. Sizin hangi çalışmayı dinleyeceğiz? Demek isteği okuyalım mı arkadaşın, evet, Düzgün Baba'yı? Evet, Düzgün Baba'yı okuyalım, doğru, onu atlamıştık. Evet, kim istemişti? Mustafa Sözer Mustafa. İstemişti. Diyarbakırlıyım demişti. Beykoz'un askerim ve... Mustafa Bey selam demişti. Söyleyeyim. Evet, selam söyleyeyim. Ve asker olduğu için ona bir evet. Torpil geçelim. Name düzgün o, düzgün baba o, baba düzgün o. Henkif karken o, silahın et o, name düzgün o, düzgün baba o, baba düzgün. Zalala mare hevala mare hevala vana efkar meke navurus neno name düzgün o düzgün baba o baba düzgün o vana name düzgün o, düzgün baba o, baba düzgün o. Name düzgün o, düzgün baba o, baba düzgün o. ...95.1 Özgür Radyo'da Birlik Sofrası devam ediyor. Konuğumuz Musa Baki. Halk müziğimizin yeni fakat güçlü sesi. Evet. Bize SMS'le ulaşmak isterseniz eğer 9510 yazıp boşluk bırakacaksınız. Adınızı, soyadınızı ve mesajınızı yazıp 3969'a göndereceksiniz. Eğer tercihiniz telefon olursa 0216 330 75 90 91 92 ve 93'ü arayacaksınız. Tercihiniz elektronik posta olursa ozgurradyo@ozgurradyo.com'u tıklayacaksınız. Tercihiniz Facebook olursa Mehmet Yücel Kaya sayfasından bize ulaşabilirsiniz. Şimdi hemen sıcağı sıcağına Avcılar'dan Arzu Sönmez mesaj göndermiş. Tanıyor musunuz Arzu Sönmez'i? Sanki tanıyorum. Tanıdığınız gibi konuşmalarından öyle yani ifadelerden onu anlıyorum. Evet tanıyorum. Demiş ki kolay gelsin. Konuğunuz Musa Baki olduğu için çok memnunum. Keyifle dinliyorum sizi. Musa abimizden
Kırklar Köyü'nde geçen bir hikayesi var. Kendisinden dinlemek isterim. Yücel Bey, sizden dersimin müziğini neyse konuk ettiğiniz için teşekkür ederim demiş. Evet, selam, bu anı nedir? Bir anınız varmış bu Kırklar Köyü'nde. Onu paylaşmanızı istemiş. Hangi anı? Arzu Sönmez. Diyor ki, bak tekrar okuyorum onu. Kolay gelsin konumuz Musa Baki. Evet. Diyor ki, Kırklar Köyü'nde geçen bir hikayesi var. Kendisinden dinlemek isterim demiş. Arzu Sönmez. Hangisi? Ya birçok bu acaba şeyi atladı mı acaba Arzu Hanım? Bu post hikayesi. Ona atladı belki, bilmiyor ama ama tabii çocukken hepimiz düşüyorduk ya da köpek ısırmıştır onu. onu söyleyin, belki odur. Onu dinleyelim size. Nasıl oldu? Ya Arzu Hanım, bize biraz ayrıntı verirseniz iyi olur. Çünkü Musa bir anda hatırlamıyorum ben. Çünkü mı artık biz, yoksa, yok. Mazi kısa sürede unutuyor mu, ondan mı bilmiyorum. Şimdi evet, bir yönetmen Derviş Zaim Nokta adlı filme film müziği yapması için Mazlum Çimen'i ikna etmeye çalışıyor. Mazlum Çimen daha önce bizim konuğumuz oldu. Evet. Mazlum Çimen başta işlerinin yoğunluğunu ileri sürerek film müziği yapamayacağını yönetmen Derviş Zaim'e söylüyor. Ancak yönetmen Derviş Zaim Mazlum Çimen'i ikna etmeyi başarıyor. Mazlum Çimen düşünüyor, taşınıyor, bu filme uygun bir enstrüman bulamıyor. Sonunda bağlamanın sapını daha da kısaltarak çalgıda bir taz yaratıyor. Yönetmen Derviş Zaim bu çalgıyı çok beğeniyor ve Mazlum Çimen'e psikopatsın sen diyor. Bunun üzerine Mazlum Çimen'in yeni ürettiği çalgıya psikopat adı veriyorlar. Bağlamanın daha kısası bir çalgı. Çok kısa, saplı. Sizin de buna benzer bir çalgı üretme projeniz var mı? Yok, şu an öyle projem yok. Ama kopuz çalıyorsunuz. Kopuzu kopuz da değiştirip dönüştürme durumu ya olabilir. İleride belki olur. Şu anda yani daha... Düşünmüyorsunuz. Yok, şu an o yani ileride olabilir. Şu ana da yani müzikle ilgili projelerim var benim. Anladım. Peki böyle bir çalgıyı değiştirip dönüştürme düşünceniz olsa neyi değiştirirsiniz? Yani pardon, değişiklik olurdu? Nasıl bir şey olurdu? Ya şimdi şöyle bir arayıştır aslında. Mesela bağlama bile ilk çıkış aşamasından şu anki aşamasına çok ele değiştirdi, evet, yani. Evet. Yani deneysel çalışmalar. Oturur oturmaz onu bilemeyiz. Anlıyorum. Ama yani... Peki büyük Kürt bilgesi Musa Anter gençlik döneminde yolda ıslık çalarak yürümektedir. Durumu fark eden sivil bir polis Musa Anter'i üzerine atlar, götürür karakola. Ardından da Musa Anter'i mahkemeye çıkarırlar. Hakim sorar, suçun ne biliyor musun? Musa Anter yanıt verir, Kürtçe bir şarkıyı ıslıkla çalmak. Hakim sinirlenir ve yeter kes, Kürtçe diye bir dil var yoktur. 20 kelimeden oluşan bir şey dil denmez. Musa Anter sakince yanıtlar. Ya hakim bey, kusura bakmayın ama bir şey söyleyeceğim. Ben eskiden köyde yaşardım ve tavuklarımız vardı. Bazen kümesin yanına uzanır ve tavukları dinlerdim. Onlar bile 20'den fazla ses çıkarırdı. Ayıp ya, bizim tavuk kadar da bu beynimiz yok der. Buradan size gelirsek, bunca baskı, pres ve yıldırmaya rağmen Kürt müziğinde hatırı sayılır bir yol alındığına inanıyor musunuz? Aslında alındı bence. Çok yol alındı. Yani sizce... Şimdi geçmişe göre baktığınızda geçmişte Kürtçe müzik yapmak, dediğiniz gibi melodiyle bile zordu yani. Evet, enstrümantel evet. Bile zordu yani. Şu an çok yol alındı. Evet. Hatırlıyorum, ben yıllar önce Özgür Radyo'da Kürtçe müzik çaldığı için kapatıldığını hatırlıyorum. Evet, evet. Şimdi bütün muhalif radyolar değil, örneğin kardeş radyoların hepsinde hemen hemen devlet çalıyor. Devlet radyolarında evet, da çalıyor. Evet, TRT'de çalıyor, TRT'de çalıyor. CNN'de, Habertürk'te hepsinde çalıyor. Peki, şu anda. Peki bu konuda sembol bir isim görüyor musunuz? Sembol bir isim var mı? Kürtçe müzikte mi? Kürtçe müzikte bu yolu aşan, bu yolu yırtan, bu yolu bayağı böyle liderlik yapan bir şimdi isim Kürtçe var. Kürtçe müzikte şöyle, yasaklı dönemlerde ilk Nevruz albümüyle Hasret Güttekin açılışı yapıyor. Evet. İlk o 80'li dönemden, o çok zor dönemlerinde ilk başlatan odur o süreçlerde. Ondan sonra tabii yavaş yavaş çıkmaya başladı herhalde. Ondan sonra cesaret eden insana bilmiyorum ama mali anlamda yapanlar vardı ama resmi anlamda işte Kültür Bakanlığı'na çıkan ilk Nevruz albümüdür. Anladım. Hasret Güttekin iyiydi bari, güzeldi bir çalışma.
Şimdi peki sizden hangi çalışmayı dinleyelim bu konuşmadan sonra? Bence bu çalışmadan sonra Guli adlı çalışma hoş gider. Çünkü biraz dinlemiştim bu ezgiyi. Ben de onu dinledim. Aslında onu düşünüyordum ben de. Peki dinleyelim. Yasef bize bakalım. Uygun mu Yasef? Teknik masa. Yok hayır. Bu çalışmayı Guli istiyoruz. Guli anonim çalışma. Şey mi? Canlı mı yapayım yoksa? Canlı o. Pek canlı olsun. Canlı doğru, yapayım. Canlı daha iyi. Tabii, doğru. ...95.1 Özgür Radyo'da Musa Baki ile olan sohbetimiz devam ediyor. Halk müziğimizin yeni fakat güçlü bir sesi, müzik eleştirmelerinin olumlu eleştiri almış değerli bir isim. Evet, bize SMS'e ulaşmak isterseniz eğer 9510 yazıp boşluk bırakacaksınız. Adınızı, soyadınızı ve mesajınızı yazıp 3969'a göndereceksiniz. Tercihiniz eğer telefon olursa 0216 330 75 90 91 92 ve 93'ü arayacaksınız. Tercihiniz elektronik posta olursa özgurradyo@özgurradyo.com'u tıklayacaksınız. Tercihiniz Facebook olursa Mehmet Yücel Kaya sayfasından bana ulaşabilirsiniz. Evet, şimdi bir mesaj daha gelmiş. Armutlu'dan Şerafettin Durgun diyor ki derleme çalışması yapacak mısınız size diyor. Yakınlaşırsak mikrofona. Evet. Evet, düşünüyorum. Ne zamana düşünüyorsunuz? Hemen mi, sonrasında mı, olgunlaşma süresinden? Şu anda aslında deleme, yani başladığım çalışmalar var. Şu an var. Bununla ilgili ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz örneğin?
Ya derlemeden ziyade şu anda dersimde çok kaynak var. Yani dersimizi üzerine alırsak şu anda mesela duyulmamış ya da çok okumamış çok eser var. Onların üzerine bir çalışma yapıyoruz. O zaman şunu anlıyorum. Siz Metin Kahraman'ın rakibisiniz şu anda. Metin abiye buradan söylemiş olayım. Yok. Çünkü Metin abi de aynı çalışmaları yapıyor. Metin Kahraman ve Nizamettin Aliç gibi sanatçı ve yorumcular. Bunlar aynı şey yapıyorlar. Sen onlara öykünüyorsun anlıyorum. Doğru mu? Doğru mu anlıyorum? Ya şimdi tabii onlar rakip olarak kalmıyorum ama işte bir işin bu ucundan da biz tutacağız yani. Şimdi onlar bayağı bir derlemeler var. Çok var onların. Burada konuşurken Arzu Sönmez gönderdi hatırlamanız için mesajı. Avcılardan Arzu Sönmez demiş ki Yücel abicim dersimin en büyük dağ Plümür dağıdır. Pardon bağ mıdır? Dağdır, Bağırpaşa dağıdır. Musa abimizin kardeşleriyle çıkıp bir günde orada kalmış. O gününü anlatırsa güzel olur demiş. Evet dinleyelim sizden bakalım. Hatırlamadınız mı? Devamını gidi. Şimdi Bağırpaşa yani Bağır Dağı şeydi. Dersimin en yüksek noktasıdır yani 3700 metre. Evet. Yani orayı bir günde ancak çıkarsın yürüyerek. Evet. Arabayla çıkılabiliyor ama çok yüksek. Yani oradan mesela birçok işte Bingöl, Erzincan her yeri görebiliyorsunuz. Evet. İşte orada gidip yatıyorlar sabah işte günün doğuşunu izleyebiliyorsunuz. Evet. O yüzden mi çıktınız daha? Evet. Sırf o yüzden mi? Evet. Yani hatta şey var. Yurt dışından bile geliyorlar. Orada yatıyorlar. Sabahlıyorlar. Ya. Evet. Genç kızlara duyurulur buradan. Evet. Peki. Önemi yapalım. Evet. Aynı zamanda Musa Baki çok romantik bir yorumcu. Onu da söylemiş olan. Şimdi hakikaten Metin abiyle, Metin Kahraman'la Nizamettin Arıç'ı örnek aldığın, ona öykündüğün sorucunu ben çıkarttım. Yanılıyor muyum? Ya ilk müziğe giriş çalışmalarında tabii örnek aldım ve dinledim. Ama tabii sonraki aşamalarda kendi çalışmaları, kendi tarzını buluyorsun yani. Evet, evet. Yani bir yere hatta onlar da işte dünya müziklerini, dünya müziğine dinlediğim işte müziyenler var yani. Kimi dinliyorsun dünya müziklerinde? Ya ben Pink Floyd'u dinledim. Pink Floyd, dinliyorum, evet. Dinliyorum yani. Onlara biraz daha diri tutuyor müzik beni. Evet Pink Floyd. Ben de bir dönem üniversite döneminde hakikaten çok severek dinliyordum. Evet. Başka var mı dinlediğin? Lorena McKennett'i dinledim. Oo, onu. Bayağı... Yasmin Levy şu ara çok dinliyorum. Bayağı romantik. Çok... Yasmin Levy biraz bizim şey gibi yani Anadolu müziği gibi yanıktır onun tarzı biraz. Evet evet evet. Hakikaten duygusal yanımda ortaya çıkmış oldum dinlediğim müziklerden. Şimdi 16 Haziran 96 yılında 1996 yılında yani 17 yıl önce Moda'daki stüdyomuzda sevgili Edip Akbayram'ı konuk etmiştik. Evet. Kliplerinin bazı televizyon kanallarında yayınlanmamasını kendisinin istediğini, geriye kalan çok az sayıdaki televizyon ekranlarından da kendisini yeteri kadar tanıtamadığını söylüyordu bize. Buradan size gelirsek medyada kendinizi tanıtmakta zorluk çekiyor musunuz? Yani medya derken mesela bu yerel kanallar ya da şöyle diyeyim yani tüm bizim işte tüm söz... hayır tüm medyada şansımız yok. Evet. Yani peki bizim nerede kardeş kanallarda bizim kanallarımızda? Ya tabii mesela şeyde TV10'da kendimizi ifade edebiliyoruz. Ya, orada klibim dönüyor TV10'da. Evet. İşte Yol TV'de Yol evet. TV'de işte İmece'de mesela canlı yayına çıktık yani. Evet. Bu tarz kanallar ya da sizin Özgür Radyo'da mesela. Ama onun dışında ana akım medyada şansımız yok yani şu an açısından. Hatta Funda Salman bizim eski çalışan, Özgür'de çalışan Funda Salman. Evet. Sizin çok ezgilerinizi severek dinlediğini söylemişti bana. Sağ olsun. Evet, gerçekten. Şimdi Yaşar Kemal 4 yılda 300 adet ağıt kaleme almış. Daha sonra bir gün jandarma evine baskın düzenliyor. Evindeki tüm ağıt dökümlerini alıyor. Yaşar Kemal uzun yıllar derlediği ağıtlardan haber alamıyor daha sonra. Sonraki yıllarda başka bir komutan Yaşar Kemal'in derlediği tüm ağıtların yakıldığını söylüyor. Yaşar Kemal'e. Buna rağmen birçok yazar, sanatçı, şehir köy köy gezerken derleme çalışması yapıyor biliyorsun. Evet. Geçenlerde bir televizyon programında Mazlum Çimen artık derlemeciliğin can çekiştiğini söylemişti. Sanıyorum CNN Türk'te aykırı sorularda bunu söylemişti. Geçenlerde bir televizyon programında yine aynı şeyi yine belirtti Mazlum Çimen. Siz oluşan ülke kompozisyonunda derlemeciliği nasıl görüyorsunuz? Yani geleceğini nasıl görüyorsunuz açıkçası?
Ya derlemecilik şöyle, mesela şimdi bir kuşak vardı işte, o geçmiş daha yaşlı kuşak dediğim için onlar çoğu mesela öldüler ya da işte ulaşılmıyor. Yani aslında göçle beraber birçok şey değişti yani, artık derleme yapmak için sadece ona Anadolu değil. Şu anda İstanbul birçok yerinde bu insanlar yaşıyor. Bazı yaşayanlar var öyle diyeyim yani. Evet. Yani ama ciddi anlamda kayıt altına alınan eserler var. Türk halk müziğinde de, hatta belki Dersim müziğinde daha çok alınmaz. Çünkü daha orada ciddi kaynak var yani, biz daha. Yani peki bir tek Metin Kahraman'la veya sizle olacak iş mi bu? Yani daha çok derlenmesi gerekmez mi? Daha çok kişinin bu konuya baş koyması gerekmez mi sizce? Şimdi bu anlamda veya var mı, biz bilmiyor muyuz? Çalışma yapan müzisyenler var, bir de yazarlar var böyle. O, kimler var örneğin aklınızda, usunuzda kalan? Ya şimdi bu alanda mesela Cemal Taş ilgileniyor. Cemal Taş. Cemal Taş'ta Hüseyin Ayılmaz var. Hatta şey var, İmdat Yıldız var. Mehmet Tüzün var. Benim tanıdığım, bildiklerim şu anda. Evet. İşte anlamda bu, hatta dil yapısı anlamıyla dille ne ilgileniyorlar. Gramer anlamında dil dersi falan üzerine çalışmalar var bu arkadaşların. Evet. Peki kısa bir ara daha verelim. Sizden hangi çalışmayı dinleyelim şimdi? Şimdi ben bir tane Zazaca bir eser okuyayım. Şey, Kore Savaşı ile ilgili. Evet. Kore'ye gidip dönmeyen Hıdır'a. Albümde var. Var mı? Peki. Kopuz da çalmışım ama şimdi kopuz yok yanında, gitarla çalacağım. Hangi çalışma bu isim olarak? Hıdır Eme. Evet, peki dinliyoruz. Hıdır Eme Meso yani, gitme. Anlıyorum.
95.1 Özgür Radyo'da Musa Baki ile olan sohbetimiz devam ediyor. Yorumcu, güçlü bir ses, yeni bir ses. Bize SMS ile ulaşmak isterseniz eğer 9510 yazıp boşluk bırakacaksınız. Adınızı, soyadınızı ve mesajınızı yazıp 39.62 diyecektim ama vazgeçtim. Çünkü son 15 dakika mesaj almayalım artık, doğru. Şimdi Türkiye'de bir açıklamam var Evrensel Gazetesi'nde yine. Fakat farklı bir tarihte bir açıklamam var. Orada diyorsun ki Türkiye'de bütün çıplaklığıyla, gerçekliğiyle yönetenlerin kayıtsız yaklaştığı bir alevi sorunu var diyorsun. Parlamentodaki bütün partiler sağlı sollu, hepsi bu sorunu görmezden geliyor diyorsun. Bölge milletvekilleri de halkı kucaklayıcı bir yaklaşım içinde değil diyorsun. Yani Tunceli milletvekilleri halkı kucaklayıcı bir yapı içinde değil diyorsun. Açıklıyorum ben. Onlardan daha cesur bir tavır sergilemelerini bekliyorsun. Neden böyle bir şey düşünüyorsun? Yani, tabii kesinlikle daha açık olmaları gerekiyor. Bir de yani aslında Aleviler öncelikle kendi soruna sahip çıkacaklar. Yani çünkü geçmişten beri hep katliama uğrayan bir toplum, halen de uğranıyor. Öncelikle kendi soruna sahip çıkmaları gerekiyor. Yani aslında bence çok geç kalmış bile sorun diye düşünüyorum yani. Çünkü potansiyel yani, bir suçlu olarak görülüyor bu ülkede, hep oldu yani. Herkes de biliyor bunu. Yani diyorsun ki ciddi bir alevi sorunu var ve bölge tabii milletvekilleri bununla var. Fazla ilgilenmiyorlar. Ya sadece milletvekillerinin üstesine gelecek bir olay değil bu yani, ben öyle düşünüyorum. Evet. Daha geniş çaplı düşünmek lazım. Peki örneğin o yine röportajında böyle bir şey söylemişsin. Örneğin demişsin ki Emir Ali Yağan, yine ondan bahsettik. Beyaz Dağ araştırma kitabı diye bir kitabı var. Örneğin orada bizim sorunlarımız daha net ortaya konmuş diyorsun. O kitabı okudun mu? Kitabı okudum. Dersimdeki katliamı anlatıyor. Yani oradaki katliamda yaşananları. Tabii okuduğun zaman çok etkileniyor. En çok şuradan etkileniyorum. İşte mesela bir resim görürsünüz. Katliama uğrayan işte bir çocuk resimleri. Onları okuduğun zaman, anladığın zaman ciddi anlamda yani daha çok etkileniyorsun. Çünkü çocukları şu anda içiniz nasıl yanıyor yani? O çocuklar sopayla öldürülmüş çocuklar. Evet. Yani çok o sorun çok derin yani. Peki evrensel boyutta Alevilik sorunu çözülebilir mi? Sorun evrensel boyutlara taşınırsa, uluslararası boyutlara taşınırsa çözülme ihtimali var mı? Gerçi biraz ütopik bir soru oldu ama. İnanın bilmiyorum onu şu anda. Peki. Peki şey var, bir de örneğin daha önce Nevzat Karakış burada konuğumuzdu. O evet. Demişti ki bize bir araştırma örnek verdi. Dedi ki yakın döneme kadar 40 bin türkü derlenmiş. Yine derlemeciliğe geliyorum ama günümüzde ise sadece 6 bin civarında söyleniyor demiş. Geri kalanlar 32 bin türkü kayıp demiş. Bulunamıyor demiş. Tabii siz üzerinize düşeni yapmaya çalışıyorsunuz ama bunları nasıl uyandırırız? Nasıl bu derlemecilikle bu türküler tekrar gün ışığına çıkar sizce? Çıkarabiliriz yani, sizin görüşünüz. Ya araştırma yapmak lazım. Ciddi araştırma yapmak lazım yani. Evet. Evet. Ama bak yani, neden bu soruyu sordum biliyor musunuz? Yine bir gazetede açıklamanız var. Demişsiniz ki yine Cumhuriyet Gazetesi'nde demişsiniz ki bu türkülerin araştırması için devletin katkısı çok önemli. Bu katkıyı sunması gerekir demişsiniz. Sivil toplum örgütleri demişsiniz çok burada kayıtsız kalıyor demişsiniz. Ben söyleyecektim. Yani devlet evet. Aslında bu ciddi bir ekonomik sorundur. Yani bunları söylemişsiniz burada söylemiyorsunuz. Şey var yani şimdi bir bir müzisyen ya da bu konuda bir hocanın tek başına bu, çünkü büyük bir sorun, üstesinden gelmesi zordur evet. Yani. Evet. Ekonomik anlamda da şey anlamda da kolay değil yani. Orada bir ciddi destek lazım. Ya kurumlar da olabilir ama devlet desteği olur mu bilmiyorum yani. Evet. Biraz sanki o röportaj okurken biraz böyle yılgınlık varmış gibi hissettim. Yanılıyor muyum? Biraz böyle ne bileyim küsmüştük. Yok, o dönemseldir. Yorgunluk yok değil mi? Yok demiş. Tamam peki. Evet sene 1985 rahmetli Uğur Mumcu meclise bir milletvekilinin davetlisi olarak gider. Meclis koridorunda ANAP'lı bir milletvekiliyle karşılaşır, tokalaşırlar. Günlük olaylardan konuşurken ANAP'lı milletvekilinin belinin her iki yanında silah olduğunu görür. Bu silahlar fazla değil mi diye sorar. ANAP'lı milletvekili bir silah yetmez, iki silah bile az gelir der.
Anaplı milletvekili Uğur Mumcu'ya sorar, senin silahların nerede der. Uğur Mumcu ceketinin cebinden iki adet dolma kalem çıkarır. Bunlar da benim silahım der Uğur Mumcu. Size şimdi dönersek, sanatçının silahı sazı olduğuna göre bu sazı nasıl kullanmalıyız? Bu şu saz... an sizde gitar var ama saz. Evet. Gitar da bir sazdır. Doğru. Ya kesinlikle yani yaş sanatla uğraşan işte müzisyen olsun, ressam olsun, yazar olsun yaşadığı döneme dair kayıtsız kalamaz. Öncelikle yaşadığı dönemi anlatmak zorundadır. Ve tarihsel süreci. Yani bu bir, yani dışarıda bir sorun yaşanmış, hatta dünyanın herhangi bir yerinde bunlara kayıtlı olmak zorundadır. Bu sorunları görmek zorundadır ve bunları müzik yoluyla işte işleyecek yani sanatıyla, sözüyle, enstrümanıyla ya da Şunu sorayım, sanatçı bir önder midir halkın önünde size göre? Bir öncü müdür, ya da düzelteyim yanlış oldu o ifade. Bir öncü müdür? Bir ışık mıdır? Aslında şöyle, halkın yaşadığı duygular ya da hislerini yansıtan bir kişidir. Sanat yoluyla yani. Yaşanmışları yansıtıyor yani. Çünkü sanatçı yaşamın içinde olmadan bir şey üretemez ki yani. Hayattan bir şey olmasın ya da bir yaşam, bir şeylerin yaşanması gerekiyor, sanatçı üretsin. Ya da onun işte Pir Sultan gibi mesela kendi dönemini anlatan örneklerden biridir. Anladım. Evet. Yani sanatçı toplumu değiştirip dönüştüren bir önder midir diye tekrar sorsam nasıl bir yanıt alırım? Ya toplum tabii sanat bunun bir alanıdır. Öyle sanatçı değil, öyle yorumcu. Tabii yorumcu bir alanıdır. Tabii yani iyi müzik ya da kaliteli müzik dinleyen toplum değişime uğrar. Ama sadece bunun olmaz. Eğitimle, bakış açısıyla bir komple bir şey olması gerekiyor. Peki bir de şey var, sizin bir beyanınız var bir gazetede yine. O da çok ilgimi çekti okurken. Dediniz ki örneğin elektronik saz dediniz, genel çalgı sistemini değiştirdi, olumlu anlamda dediniz. Şimdi aklıma bir şey geldi bununla ilgili. Takvimler Haziran 1986 yılını gösterdiğinde bir zamanlar Beşiktaş'ta Beşiktaş Çay Bahçesi vardı yıllar önce. Evet. Birçok değerli sanatçının ardından Ali Ekber Çiçek anons edildi. Meşhur divan sazıyla doğal olarak saz çalmaya başladı. Baktı ki sazın sesi geniş kalabalığa ulaşamıyor. O zaman sahnede bulunan başka bir sazı aldı. Sazın elektro düzeneklerini taktı ve ayağa kalkarak elektro saz sazı ima etti. Dedi ki tüfek icat oldu, mertlik bozuldu dedi. Ardından kalabalıktan bir alkış fırçası koptu. Size göre teknolojideki değişiklikler geleneksel çalgılarımız olan saz ve diğer müzik ekipmanlarının değişimini olumlu mu etkiledi, olumsuz mu etkiledi? Şimdi olumlu ve olumsuz yerine etkileşimi vardır. Nasıl Şimdi önceki zamanda saz, yani bağlama dediğim zaman oda sazıdır yani. Odada sohbet esnasında çalınan bir enstrümandır. Evet. Ama hatta akustik, antik tiyatrolar var mesela, işte sese uygun mesela sazdan sesin çıkabileceği ya da kiliselerde buna uygun teknoloji kullanmadan müzikler yapılmış. Güzel de oluyor. Evet. Ama teknoloji bu dönem... Ama bakın yine o Cumhuriyet Gazetesi'nde çıktığınız röportajı ödemiyorsunuz. Bakın onu ben size söyleyeyim. Bir aklımda kaldığı yönüne diyorsunuz ki elektro saz diyorsunuz. Evet diyorsunuz ki olumlu ve olumsuz sonuçları vardır. Ama her yenilik gibi olumlu yönü daha baskındır. Bu noktada ben gerekeni yapacağım. Bundan faydalanmayı düşünüyorum demişsiniz. Ya şimdi saz, elektronik saz derken elektronik evet. Enstrümanlar diyelim yani. Evet, evet, evet. Ya belki daha birçok daha çok kitleye ulaşmanın yoludur yani. Evet, evet. Çünkü süreç bunu dayatıyor, koşullar yani. Evet. Ama işte gelecek ilgili tam şu olacak diyemiyorsun. Çünkü dönüşümlüdür yani. Anladım. Müzik de değişir, yaşam tarzı değişir, müzik de değişir yani. Sanata bakış açısı değişir insanlarda. Çünkü her şey aynı gitmez. Bugün işte geçmişte yaptığın müzik belki bu tarz diyorsam sonra o değişimi uğrayabiliyor ya da... Bir şey soracağım ben size. Bu Evrensel Gazetesi'ndeki röportajınız bir sayfa. Tam bir sayfa. Burada da ısrarla konuşmakta kararlısınız. Nasıl? Ya, heyecanım biraz heyecan. Ben şarkı sayayım. Ya evet, tabii evet. Normalde yazarken orada konuşuyorsun insanlar... ama tabii... herhalde çok fazla konuşmayı sevmiyorum. Peki şey soracağım. Çocukluğa dönelim.
çocukluğa dönelim. Beş seviyorum, heyecan oluşuyor. Yasef teknik masada bizi uyardı, 5 dakikanız kaldı diye. Bir şarkı okuyalım. Şarkıdan sonra mı? Olur mu? Şarkı olabilir mi arada? 5 dakikadan sonra şarkı olur mu? Türkü düzeltiyorum, ben yanlış söyledim. Siz de yanlış söylediniz. O zaman peki son olarak neler söylemek istersiniz dinleyicilerimize, sevgili dinleyicilerimize? Neyle ilgili şey mi? Evet, son cümlelerinizi, çünkü program bitiyor. 5 dakika içe vaktiniz var. Vallahi öncelikle bizi dinlediği için çok teşekkür ediyorum. Ya bundan sonra daha iyi şeyler üreteceğiz. Öyle diyeyim yani. Hepsine selam. Peki. Gülümseyen günler sizlerle olsun. İyi akşamlar diliyorum. Bir Mardin Dağları yapalım. Peki. Mardin dağlarında bir kuş olaydım, kondukları yerde gelip geçeydim. O yar gelip de geçende ona bakaydım, gözlerine dalıp 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 kalaydım. O yar gelip de geçende ona bakaydım, gözlerine dalıp 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 kalaydım. Dilalay naylay öldüm dilalay, yarın aşkı kormuş yandım. Dilalay naylay öldüm dilalay, yarın aşkı kormuş yandım. Mardin dağlarında kuşlar konuyor, kondukları yerler güller bitiyor. Yarın evlerine yağmur yağmur yağıyor, damla damla camdan ona ona kaydım. Yarın evlerine yağmur yağmur yağıyor, damla damla camdan ona ona kaydım. Dilalay naylay öldüm dilalay, yarın aşkı kormuş yandım. Mardin dağlarında bir kuş olaydım, yarın yollarına gelip konaydım. O yar gelip de geçende ona bakaydım, gözlerine dalıp 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 kalaydım. Birlik sofrası.